Şimdi de konuşmasını yapmak üzere büyük sanatçımız Sayın Zülfü Livaneli kürsüye davet ediyorum. Yani aslında neler söyleyeceğimizi herkes biliyor. Buraya gelen Nazım dostlarının hepsinin içinde Nazım'la ilgili cümleler ve güzel dilekler var elbette. Ama ben de bir iki kelime söyleyeyim. Evet, geceleri gökyüzüne baktığım zaman aklıma Nazım geliyor. Özellikle böyle şehirlerden uzak yerlerde. Her zaman geliyor da özellikle öyle geliyor. Ve onu şöyle görüyorum. Dünyada karanlık değil mi gece gökyüzü? Her taraf kapalı. Bu kötülüğün, karanlığın örgütlü olması. Ama onu aydınlatmaya çalışan, o karanlığı yırtmaya çalışan tek tek yıldızlar var. O yıldızlardan birisi Nazım Hikmet. Aynen Pablo Neruda gibi, aynen Lorca gibi, aynen bu dünyaya gelmiş geçmiş büyük sanatçılar gibi. Ve Nazım Hikmet'in çok önemli bir yönü edebiyat tarihinde kalmış bir şair olmayışı. Çok zor bir şey bu. Bize şimdi doğal geliyor yani Nazım Hikmet'i anmak, onun şiirlerini bilmek ki hepimiz ezbere biliyoruz şiirlerini ve Türkiye'de milyonlarca kişi biliyor. Bu bize normal gibi geliyor ama değil. Yani bir halkın geçen yüzyılın başında doğmuş bir şairi bugün şiirleriyle anması, devam etmesi, özellikle onun zamanında hiç bulunmayan ve görse şaşıracağı bu elinizdeki aletlerle, sosyal medyayla paylaşılması, gençliğin bambaşka bir şekilde taşıması aslında bu da bir devrim aslında. Devrim, teknolojik devrime Nazım'ın devrimciliği ekleniyor. Ve çok işte bugün görüyoruz bazı iktidarların aman şu Twitter'lar başa bela dediği bir yakınma ortaya çıkıyor. Ve Nazım hala yaşayan bir şair olduğu için, şiirinin etkisi hala çok büyük olduğu için bugün işte geçmişte tarihte kalmış bir şair olarak değil, gerçekten mücadelenin içinde bir şair olarak onu sevenleri var, kızanları da var. Bu kızanlara bakıyoruz, işte ne zaman onlar düşünen insana düşman dedikleri hala Nazım'a kızgınlar. Çünkü onun şiiri hala savaşta. Pir Sultan Abdal'ın dizeleri vardı. Hazreti Ali'nin atı Düldül'ü kastederek Yemen'den öte bir yerde Düldül hala savaştadır diye. Nazım hala savaşıyor. Onun savaşına layık olalım. Gezi Parkı'ndakiler ona layık olmak için oradalar. Sağ olasın.